Alaaddin Aktaş, arındırsak zor, arındırmasak çok daha zor. Konu malum, enflasyon. TÜİ'nin dün açıkladığı %4,53'lük Şubat ayı artışı epeyce can sıkmış olmalı. Kimin mi? Tabii ki özellikle Merkez Bankası'nın. 2 aylık artış geldi %12'ye dayandı. Yılın tamamlanmasına kaldı 10 ay ve %36'yı aşmamak için de kaldı aylık %2'lik bir hareket alanı. Aylık %2 adeta bozdur bozdur harca. Mevsimsellikten arındırsak da zor bu oran, arındırmasak da. Merkez Bankası Ocak ayındaki %6,70'lik artışı geçici bir düzey olarak gördüğünü en başta ilan etmiş ve ilk 6 ay için Ocak ayı hariç mevsimsellikten arındırılmış %3'lük bir tahmin ortaya koymuştu. Yine mevsimsellikten arındırılmış olarak sonraki çeyrek aylık yüzde 2,5, son çeyrek ise aylık yüzde 1,5 civarında artış tahmin edilmişti. Dolayısıyla Mart'tan itibaren bu oranların gerçekleşmesi durumunda mevsimsellikten arındırılmış yıllık enflasyon %41'i aşıyor. Arındırılan da yüksek. Enflasyonda mevsimsellikten arındırma konusu biraz karışık. Bu konuda TÜİ'in bir çalışması yok. Belli ki Merkez Bankası bu amaçla bir çalışma yapıyor ama bunun sonuçlarını kendi bünyesinde tutuyor. Acaba mevsimsellikten arındırılmamış halde Ocak ve Şubat aylarında %6,70 ve %4,53 olarak gerçekleşen oranlar mevsimsellikten arındırıldığında kaça iniyor? Kayda değer bir gerileme var mı? Dediğim gibi Merkez Bankası'nın bu konudaki hesaplamasını bilmiyoruz ama bazı çalışmalar gösteriyor ki mevsimsellikten arındırılmış oranlar da oldukça yüksek. Bazı hesaplamalarda Ocak için %5, Şubat için %4 dolayında oranlara ulaşıldığını görüyoruz. Vatandaşın baktığı başka. Merkez Bankası kendi hesabını teknik detayda istediği gibi yapıp elbette mevsimsellikten arındırdım şu oldu diyebilir. Zaten arındırılmayan oranları TÜİK açıklıyor ve biliyoruz. Ama duyulmak, görülmek ve daha da ötesi yaşanmak istenen oranlar aylık %5'e yakın artış değil artık. Felaket durumdaki batının bir yılda gördüğü enflasyonu bir ayda yaşamak durumunda kal, sonra da, mevsimsellikten arındırsak da mı hesaplasak, arındırmasak da mı hesaplasak diye oyalandır. Geldiğimiz duruma bakın. Yılın kalan 10 ayında aylık %2 artışta kalabilirsek yılı %36'da kapatabileceğiz ve bu oranı da tahminimiz tuttu diye adeta davulla zurnayla kutlayacağız. 36'nın olacağı da yok ya varsayalım oldu bunu kutlayacağız. 40-45 arasına razı olalım. Merkez Bankası mevsimsellikten arındırılmış şekilde aylık oranları hangi düzeyde tahmin ettiğini açıkladı ve bu oranlara göre zaten %41'e ulaşılıyor. Peki arındırılmayan oranlar, onlar daha yüksek. İşte ilk iki ay ortada. Dolayısıyla vatandaş için önemli olan arındırılmamış oranlar, yani yaşadığı oranlar. Merkez Bankası arındırılmış oranlara bakacak tabii ki ve kendi performansını ölçecek. Ama yıl bittiğinde, mevsim etkisiyle şöyle oldu, böyle oldu, bahanesine kimse sığınamayacak. Herkes sonuca bakacak. Sonuç ne mi olacak, işte görünen köy kılavuz istemiyor. Merkez Bankası bile, evet Merkez Bankası bile daha şimdiden yüzde 41, 42'ye çoktan razı. Hem zaten yıl sonu tahmini olan yüzde 36 korunurken üst sınır yüzde 42, zoru hedefleyip ona göre çaba göstermek iyi de, biraz gerçekçi olmakta da yarar var. Merkez Bankası'nın 9 Mayıs'ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı çekilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak. O tarihte ilk 4 ayın enflasyon oranı belli olacak ve çok muhtemeldir ki 4 ayın toplam artışı %19-20'yi bulacak. O durumda da %36 için %13'lük bir maaş kalacak. Herhalde yılın kalan 8 ayı için %13'lük bir varsayımda ısrar edilmeyecektir.